Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve taşıyıcı modsa ait Otokar Sultan modumuz var arkadaşlar. Bu arada mod ücretli bir mod. Video yorumlarına artık mod linklerini sabitliyorum arkadaşlar. Discord'da çünkü problem yaşayan arkadaşlarımız oluyor. Discord'u hiç kullanmayan arkadaşlarımız oluyor. Böyle bir çözüm bulduk. Videonun yorumlarına sabitlemiş olacağım. Yani ilk yorumu görebilirsiniz. Orada mod linklerinin bulabilirsiniz. Küçük de bir indirim var arkadaşlar. Ücretli bir mod söylediğim gibi. Küçük de bir indirim var. Hilmi Şahin 5 koduyla küçük de bir indirim alarak moda sahip olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yine ben kodu da mod linklerin olduğu yorumda yazacağım. Oradan kodu da görebilirsiniz. Alabilirsiniz. Emeği geçenlerin ellerine kollarına sağlık. Bugün Otokar Sultan'la yolculuk yapacağız. Oyuncuyuz biz. Map'teyiz. Şöyle terminalden çıkacağız. Zonguldak terminaldeyiz. Bolu terminaline doğru gideceğiz. Öyle bir rota çizdim. Çok slot var arkadaşlar araçta. Felaket slotlar var. İnanılmaz böyle dolu. Yalnız ben buraya aracı koydum. Sonradan buraya yolcu spawn oldu. İnşallah çarpa çıkmayız. Yolcuları böyle kucaklayıp götürmeyiz yani giderken. Evet, aracımız bu şekilde. Güzel sesi var. Şöyle içinde göstereyim. İçi de gayet güzel. İç aydınlatmaları falan süper. Hatta şöyle için aydınlatmasını da size saati gece yapalım bir. Heh. Şöyle dışarıya alayım. Kontağımızı açalım. Şöyle iç aydınlatmalarımızı da açabiliyoruz. Beyaz ve mavi olarak iki farklı seçeneği var. Sinyaller falan 10 numara. Şöyle led sinyallerimiz. Bol bol slot seçeneği var arkadaşlar dediğim gibi. Böyle kabin aydınlatmamız bu şekilde. Evet, şöyle saatimizi tekrardan sabah saatimize alalım. Yolumuza çıkalım. Haydi bakalım çalıştıralım aracımızı. İki farklı ses var. Ben bunu kullanıyorum ama diğeri nasıl bilmiyorum. Hiç bakmadım. Şöyle kapılarımızı kapatalım. Zonguldak'tan Bolu'ya doğru bir yolculuğumuz olacak. Haydi bakalım çıkalım yolumuza. Saati değiştirince yolcular kayboldu. İyi bari. Oradan sıkıntı yaşamadık. Evet, şoför camımız açık. Navigasyonumuz var. Üstteki navigasyonu kapatabiliyoruz. Oo, frende böyle bir çınlama sesi de geliyor. İyi yolculuklar diler dedi. Kapıyı açmadı. Heh. Hayda, kapıda sorun var abi. Kapı açılmadı. 3 euroyu da ödedik. Oğlum niye açmıyorsun kapıyı? Şu yandan geçebilir miyiz acaba? Dur bakayım. Şuradan sıkışmadan geçer miyiz? Geçtik bile. 2 defa 3 euro ödedik. Ben ne anladım bu işten? Paramı verin kardeşim. Böyle iş mi olur? Vay arkadaş. 2 defa para ödetti bize. Kornalarımız Havalı korna. Bu da normal kornamız. Şimdi bunlar bize yol vermez, o yüzden biz kendimiz yol alacağız. Şimdi tamam, yol vermemeleri haklarıdır ama biz de burada böyle beklemeyelim yani. İlk defa sürüyorum. Fiziği hakkında vesaire hiçbir fikrim yok. Retarderimiz de varmış. 3 kademe retarderimiz var. Devam ki. Evet arkadaşlar, dediğim gibi mod linkleriyle ilgili sıkıntı yaşıyorduk biliyorsunuz. Video açıklamasına koyduğum zaman problem oluyordu. Bunun için ihtar yedik, ceza yedik yani YouTube'dan. Ama sadece yazılı ihtar yedik. İkinci de bir hafta video atamama, topluluk paylaşamama ve canlı yayın yapamama cezası var. Üçüncüde 3 ay olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bu ceza. Dördüncüde sınırsız ban yiyorsunuz direkt YouTube'dan. Kanalınız feshedilmiş oluyor. Kanalınız gidiyor yani, gümlüyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden Discord'da şey yapmıştım. Paylaşıyordum linkleri. Ama şimdi böyle bir çözüm bulduk. Artık videonun yorumlarına sabitleyeceğim linkleri. Orada da sıkıntı olmaz herhalde, inşallah yani. Sonuçta ben kendi ismimle sabitlemeyeceğim onu. Yeni bir tane hesap açtım. Mod linkleri isminde bir Gmail hesabı açtım kendime. Vallahi hiç bakmadan çıktık ama neyse, tamam, sıkıntı yok. Mod linkleri adında bir Gmail hesabı açtım kendime. Onunla linkleri hazırlayıp kendime yorum yazıyorum. O yorumda sabitliyorum şu anda. En mantıklı yöntem bunu gördüm. Çünkü Discord kullanmayan, Discord'a hiç girmeyen, bilmeyen ya da çok insan var. O yüzden onlar sıkıntı yaşamasın diye böyle bir çözüm bulmuş olduk. Evet, taşıyıcı modsun tekrardan ellerine kollarına sağlık. Güzel bir Otokar modu olmuş. Kullanması falan keyifli. Fizikleri falan güzel. Diğer ses denemedim ama bu ses fena değil. Belki diğer ses daha iyidir. Onu bilemiyorum. Ve öyle fırlayıp giden de bir araç değil. Gördüğünüz gibi en ufak bir rampada hemen bayılabiliyor. O yüzden güzel. Böyle kullanması da keyif veriyor insana. Söylediğim gibi Hilmi Şahin 5 kodu var. O kodla bu modu satın aldığınız zaman küçük bir indirim oluyor. O şekilde moda sahip olabilirsiniz isterseniz. Yalnız koltuğu biraz fazla mı? Gerçi fazla indirme olayı değil. Biraz fazla yukarıda. Aynayı da ona göre ayarlamak gerekiyor ama şu an aynayı göremiyorum mesela. Altta küçük aynadan izliyorum mecburen. Dur bakayım be. Aynayı şöyle kaldırabilir miyiz? Şöyle yapsak. Sanki böyle daha rahat görürüz gibime geliyor. Şöyle yapsak. Bakayım. Aynen böyle biraz daha rahat gözüküyor üstteki aynadan da. Diğer türlü çok yukarıda kalıyor. Yani direksiyon bile neredeyse gözükmeyecek kıvama geliyor. O yüzden aşağı indirdim koltuğu. Böyle daha mantıklı oldu. Retarder biraz fazla hızlı yavaşlattı. Allah razı olsun be. Allah razı olsun dayı. Yol verdi bize. Dıştan da göstereyim biraz sizlere. Farklı farklı kaplamaları var. Ben böyle okul taşıtı falan yazsın da istedim. O yüzden bunu seçtim. Yani normal firmalar da var. Hani Kamil Koç'tur, Ulusoy'dur, Varan'dır, ne bileyim Metro'dur falan. O tarz şeyler de var. Lastik kameramız yokmuş. Lastik kamerası yerine lastiği bir çıtır görüyoruz ama yan kamera var. Dur bakayım. İşte ya bu da varmış ama bayrakları ve aynaları kaldırmak gerekiyor onun için. Gerçi üstteki aynayı biz ekleyemiyoruz. Alttaki 3 tane dikiz aynasını ekleyebiliyoruz. Ve bayrağı ekleyebiliyoruz. Ama üstteki ayna da bizim görüşümüze engel yine de. Yani buradan bu araç çok mantıklı sürülemez. Zor olur. Ama güzel bir araç mı? Dediğim gibi. Güzel yapılmış. Yol yapım. Bugün çok uzun bir rotamız yok. Ama Bolu Otokar girişi falan güzel. O yüzden özellikle Bolu'yu seçtim. Zonguldak'ta bir kere galiba gelmiştik. O yüzden Zonguldak'tan dedim başlayalım bu sefer de. Bolu'ya doğru gidelim. Bolu'ya da 2 defa falan geldik herhalde. Retarderi geç çekeceksin abi. Bir anda çok yavaşlatıyor. Baksana buradayken bile bak. Bayağı sağlam retarder var. Ne zorladım be dayı. Bir geçemedin. Sonunda. Geçme kararı aldı. Orada bir yol birleşim var. Orada bir saçmalıyorlar. Evet, Karabük'teymişiz bu arada. Karabük'ten çıkıyoruz. Bolu'ya doğru devam ki. Hadi dayı basın biraz be. Yok yavaş kaldınız. Bize yavaşlattılar. Evet, sıcaklar başladı. Yine klima altında oturuyoruz. Klimayı temizlettim bu sene. Tam bu sıcaklar başlamadan önce bir bakımına, temizliğini yaptırdım. İç ünite, dış ünite komple temizlendi. Spreyleri falan sıkıldı. Şu an gayet temiz bir şekilde çalışıyor. Güzel çalışıyor yani. Dış ünite, şimdi benim balkonda duruyor dış ünitem. Balkona durduğu için tabi yağmur suyu falan görmüyor. Yağmur suyu görmediği için de tabi ızgaralarındaki falan pislik akıp gidemiyor. Bir de ben birazcık böyle yoğun bir yerde oturuyorum. Arabalar çok geçiyor. Yani 24 saat hiç durak bilmeden araçlar geçiyor. O yüzden çok fazla tozlanıyor balkon ya da balkonda olan şeyler. Dış ünitenin de balkonda yerde duruyor bir de. Şeyde monte ettirmedim yani. Duvara da monte ettirmedim. Abi ızgaralarına bir baktılar. Abi dediler bu soğutuyor mu? dedi gelen kişiler. Vallahi dedim ilk dedim aldığım yıla göre dedim yok dedim. 2 yıl dedim oldu alalı. İlk aldığımda dedim çok iyiydi. Geçen yaz dedim. Memnun kalmadım dedim yani. İstediğim performansı alamadım dedim. İlk aldığım gibi olmadı dedim. Abi dedim normal. Arkasını bir çevirdi abi. Arkadaki ızgaralar, hava şeyleri. Bildiğiniz yani bak şu parmak kalınlığında toz komple kapatmış abi. Yani tuttu şöyle çekti. Halı gibi ayrıldı böyle. Demek ki dedim ondanmış yani. Abi dedi normal dedi yani. Şimdi dedi, yağmur suyu falan da görmediği için dedi. Akıp gitmiyor dedi kirler, tozlar. O yüzden dedi iyi dedi verim alamamışsındır dedi. Yani dedim alamadım. Hakikaten alamadım yani. Geçen sene çok memnun kalmadım. Abi temizlediler, spreylediler. Komple her şey, iç ünite, dış ünite yıkandı, temizlendi. Şu an canavar gibi çalışıyor. Klimanın sesi bile kesildi öyle söyleyeyim. Zorlanmıyor bile yani. Demek ki bunu yılda bir kere yaptırmam gerekecek bundan sonra. En azından şu anki oturduğum evde yaptırmam gerekecek. Çünkü söylediğim gibi dışarıya monte ettiremiyorum. Balkonda duruyor. Balkonda durduğu için de yağmur suyu görmüyor. Tamam balkon açık bir balkon ama yağmur suyu gelmiyor balkona hiç. Ama bütün toz, pislik balkona yığılıyor. Orası ayrı bir şey. öyle söyleyeyim yani. Yani benim de hortum alıp yıkamam lazım. Üniteyi bu sefer. Onu da yani ne zaman yapacaksın? Bir de hortum. Benim balkonumda şey yok, çeşme yok. Neyse geçmeyeceğim dayı, hadi sen geç. O yüzden o bize birazcık zorluk çıkartıyor. En azından başka eve geçene kadar bu şekilde idare edeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi gayet güzel serinletiyor. İstediğim dereceye getiriyor yani. Geçen sene istediğim dereceye getiriyordu ama çok uzun süreçte getiriyordu ve sürekli turbo modda çalışıyordu neredeyse. Şimdi hiç öyle klimanın içeride bile sesini duymuyorum. Gayet güzel. Evet, Bolu'ya az kaldı. Son 39 kilometremiz kalmış. Bu aralar uykumu da alamıyorum adam akıllı ya. Gece uyuyamıyorum yani. Yatıyorum dön. Bir de çok fazla uyanıyorum son zamanlarda. Yani sabaha kadar belki 5-6 kere uyanıyorumdur uykumdan. Zaten zor dalıyorum. Havalar ısındığından beri bu başladı. Normalde yoktu böyle bir sıkıntı bende. Havalar ne zaman ısınmaya başladı? Ondan sonra oldu. Klima açık yatıyorum ama yine de tabii havanın sıcaklığı etki ediyor. Klima yattığım odada değil. Bilgisayar odasında klima. Bilgisayar odasıyla benim yattığım Odada açık yani. Birbirinin arasında kapı falan yok. Yani iki oda birbirine bağlantılı. Yani onun serinliği geliyor. Direkt üstüme vurmuyor. Direkt üstüme vursa zaten hasta eder. Zaten uyutmaz muhtemelen. O serinlikte çok rahat uyuyamayız diye düşünüyorum. Ya da sürekli üstümüze bir şey örtmemiz gerekir. Bu arada Bolu'ya geldik. Şu giriş falan çok güzel abi Bolu terminaline. Şu yol, giriş. Dar yerden geçelim bakalım. Çok da dar değilmiş gerçi de. Şuradaki eğim falan çok güzel ya, baksana. Yankı yapıyor. Kardeşim, ne zaman bitecek bu yol çalışmaları? Ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Retarderi fren gibi kullanıyorum biraz. Hızlı yavaşlatıyor diye iyi oluyor. Fren sesini duyuyorsunuz değil mi? Ötüyor. Evet, 240 kilometre yol gelmişiz. Arkadaş, hiç mi rahat bırakmazsınız ya? Al işte. Şimdi annem arıyor. Bir sürü mesaj. Üstüne annem aradı. Neyse, bitiriyoruz Allah'tan da, ondan sonra ararım ben. Dönüş yaparım. Nereye yanaşalım? Şurada boş bir yer vardır. Şuraya girelim. Hoppa! Biraz fazla girdik galiba, dur. Nasıl sallanıyor sağa sola. Hadi bakalım. Açalım kapılarımızı da. Evet arkadaşlar. Güzel bir Otokar Sultan modu. Mega yazıyor. Gerçekten mega. Gerçekten mega mod. Felaket slotlar var. Şöyle hava durumumuzu değiştirelim. Çok slot var. Baya seçenekler var. Dilediğiniz gibi aracı yapılandırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Söylediğim gibi videonun yorumlarında ana yorumda böyle. İlk baştaki yorumda sabitlenmiş bir şekilde mod linkleri başlığını bulabilirsiniz. Oradan bütün linklerimize artık ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.